Evet, anneler ve anne adayları. Bugün konumuz çoğul gebelikler. Çoğul gebeliklerde de ikiz gebelikleri konuşacağız. Çoğul gebelik, yani ikiz gebelik bir şans mıdır yoksa bir riskli bir gebelik midir? Aslında ikisi doğru. İkiz gebeliklerin hepsi hangi türü olursa olsun riskli bir gebeliktir. Tüm gebelik boyunca bazı riskler içerir. Bunların hepsini göreceğiz. Aynı zamanda bir şans mıdır? Elbette bir doğumda iki bebeği birden sahip oluyorsunuz. İki kardeş birlikte yetişecek. Peki ikiz gebelikleri ne zaman anlayabiliriz? Adet gecikmeniz oldu. Doktor ultrasona gittiniz. Küçük bir kese görüldü. Yani gebeliğinizin daha 5. 6. haftası diyebileceğimiz adet gecikmesini 1 hafta 10 gün geçtiği dönemde ultrasona gittiğinizde 2 tane farklı kese görülüyorsa, ultrasonda gördüğünüz gibi bakın 2 tane farklı kese var. Dolayısıyla çok küçük erken haftalarda 5-6 haftalıkken gebeliğin ikiz mi yoksa tek gebelik mi olduğunu anlayabiliriz. Evet, ikiz gebeliğinizi tespit ettiniz. Peki bu ikiz gebelik acaba tek yumurta ikizi mi, çift yumurta ikizi mi? Fark eder mi? Elbette fark eder. Yine görüyorsunuz ultrasona. Bakın şöyle keseye baktığınızda arada kalınca bir duvar var. Görüyorsunuz kalınca bir duvar. Sanki bir odada bir bebek var, diğer odada diğer bir bebek var. Ve her oda içinde ayrı bir mutfak var. Yani her bir bebeği besleyen plasenta eşi ayrı. Bir tane ortak mutfaktan beslenmiyorlar. Her bir odanın ayrı mutfağı var. Bu iki bebek çift yumurta ikizi. Burada çok rahatlıkla bunu görebiliyoruz. Tek yumurta ikizi olsaydı bunlar sanki büyük bir kese içinde arada incecik bir tül perde var gibi duracaktı. Yani bu oda içinde iki bebek birden paylaşacaktı tek mutfağı. Bir tane plasenta olacaktı ve iki bebek aynı oda içinde olacaktı. Bu zaman da tek yumurta ikizi diyoruz. Tek yumurta ikizi ile çift yumurta ikizinin arasında fark var mı? Dağlar kadar fark var. İkiz gebelikler riskli gebeliktir ama tek yumurta ikizleri çok çok daha risklidir çift yumurta ikizlerine göre. Neden? Çünkü bunların plasentası tektir. Ve bir bebekte bir problem olduğu zaman diğer bebeği de tehlikeye atar. Örneğin çift yumurta ikizine ailenin çok merak ettiği sorularından bir tanesi. Vefat etti, diğer bebeğe ne olur? Hiçbir şey olmaz. Devam eder, tek bebeğe sahip olur. Ama tek yumurta ikizi ise bir bebek vefat ettiği zaman muhtemelen çok büyük ihtimalle diğer bebeği de vefat ettirecektir veya arızalı sekerli kalmasına neden olacaktır. Dolayısıyla tek yumurta ikizleri çok önemlidir. Ayrıyeten tek yumurta ikizlerinde düşük riski de, sakatlık riski de, kendine has bazı ikizden ikize transmisyon sendromu gibi bazı sendromların tehlikeli durumlarında birlikte görülebilmesi oldukça risklidir. Yani ikiz gebeliğiniz varsa çift yumurta ikiz gebeliği olmasını tercih ederiz. Ama vücut bunu oluştururken tek yumurta ikizi oluşturursa yapacak bir şey yok. Ama tek yumurta ikiz gebeliğinde daha tehlikeli geçeceğini bilmek önemlidir. Diğer bir konuda ikiz gebeliğe sahip olduğunuz tek yumurta ikizi veya çift yumurta ikizi anne adayı hiç özenmediği kadar hayatında kendine dikkat ediyor. Ne için? Aman bebeklerim iyi beslensin, onlara güzel şeyler yedireyim, onlar da sağlıklı bir şekilde büyüsünler. Hele hele anne adayı iki tane can taşıyor, bir de kendisi, o zaman ben üç kişilik yemeliyim, değil mi? Hayır, kesinlikle böyle değil. Bir anne adayı gebe kaldığı zaman tek gebelik varsa, yani bir bebek taşıyorsa, sadece bakın gebe kalmadan önceki duruma göre günlük 300 kilo kalori alsa fazladan yeterlidir. Yani gebe kalmadan önceki ne yiyorsanız, gebe kalınca sadece günde 300 kilo kalori fazla alırsanız o da nedir ki? Ufacık bir sandviç, belki daha küçüğü, yeterli bile oluyor bakın. Dolayısıyla hele ikiz gebelikse bu zaman almanız gereken günlük kalori fazlalığı 600 kalori alacaktır iki bebek için. Dolayısıyla gördüğünüz gibi sadece bu. Yoksa bütün sofrayı silip süpürmek, çok daha fazla yemek, ondan bunu abur cubur yemek, kendinize fazla kilo almaktan, gebelik şekerini tetiklemekten, iri bebeğe sahip olmaktan ve doğumla ilgili prosedürü zorlaştırmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Lütfen anne adayları sadece de sağlıklı ve dengeli her besinden azar azar sık sık yemeye dikkat edelim. İkiz gebelik olduğu zaman anne adayları birçok şeyden sakınır. Aman ikiz gebeliğim var, dikkat edeyim. Bir yere uzanmayayım, onu yapmayayım, eğilmeyeyim, bükeyim, koşturmayayım, düşük olmasın veya erken doğum olmasın diye. Bunlar maalesef doğru değil. Eski hurafeler gerçekleri yansıtmıyor. Bunları yani oraya uzanmakta, eğilip kalkmakta, yürümekte elbette insanoğlu zaten yürüyor, uçmuyor. Dolayısıyla bunların hiçbiri ikiz gibi erken doğumu düşüğü tetikleyici bir etkisi yoktur. Elbette ikiz gebeliklerde düşük şansı fazladır. Nasıl ki?
12. gebelik haftasıyla 24. gebelik haftası, yani gebenin 3. ile 6. ayları arasında eğer tek bir gebeniz varken, bakın bir tanesi düşük yapıyor iken 3 ay ile 6 ay arasında, ikiz gebeliklerde çift yumurta ikisi ise bunlarda şans %2, yani 2 kat çıkıyor. Tek yumurta ikisi ise yaklaşık %6, %8'leri 6 kat, 8 kat artabiliyor. Yani tek yumurta ikizleri buradan da gördüğünüz gibi çok riskli. Peki ikiz gebeliğiniz var, ne olursa olsun tek yumurta ikizi, çift yumurta ikizi, bütün gebelikçe istirahat mi edelim, hiç kıpırdamayalım mı? Bunların bilimsel yapılan çalışmalarda hiçbir faydasının olmadığı gösterilmiş. Normal rutin hayatınıza devam edeceksiniz. Bu demek değildir ki 10 kilometre koşturun demiyoruz. Elbette, ama normalde yürüyebilirsiniz, bakkala gidebilirsiniz, şunu bunu yapabilirsiniz. Normal faaliyetlerini sürdürebilirsiniz. Ne zaman kadar? Bu durumu ortadan kaldıracak bir sebep olmadıkça. Ne olabilir? Tabii ki erken doğum ağrılarınız varsa, sürekli geliyorsa, rahim boyunuz kısalmışsa, efendime söyleyeyim başka şikayetleriniz kanama olduysa ve istirahat etmeniz gerekiyorsa, bunlar zaten doktorunuz tarafından size belirtilmiştir. Ama rutin hayatınızda hiç kıpırdamadan yatmanın bir esprisi yoktur. Dolayısıyla normal günlük aktivitelerinizi devam ettirin. Kaldı ki bunu isteriz. Çok istirahat ederseniz, eğer hareketsiz kalırsanız, gebelikte zaten damarlarda pıhtılaşmaya olan eğilim artmıştır. Bu durumu daha da tetikler ve böylece pıhtı atıp annenin akciğerine gitmesi ve anne hayatını sonlandırmaya kadar gidebilir. Dolayısıyla hareketsizlik önerdiğimiz bir şey değildir. Aynı zamanda hareketsizlik bağırsak hareketlerinizi de yavaşlatıyor ve kabızlık, hemoroid, bağırsak gibi şikayetlerinizi, varis gibi probleminizi daha da arttıracaktır. Dolayısıyla önerimiz, günlük aktivasyonlarınızı herhangi bir tehlike bulunmadığı takdirde ikiz gebelikte olsanız sürdürmenizdir. İkiz gebeliklerin bir diğer çok sorulan sorusu da, İkiz gebeliklerde erken doğum olabileceği için akciğer geliştirici iğneyi önceden yapalım mı? Böyle bir prosedür yok. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ulusal rehber, dünya üzerinde hiçbir ulusal kadın doğum derneği bunu standartta önermiyor. Bakın, hiçbir ilacın zararsız olduğunu düşünmeyin. Her ilacın bir zararlı etkisi vardır. Elbette o ciğer geliştirici iğneyi yaptırdığınız zaman hayvan çalışmalarında göstermiş ki beyne giden kan akımı ve beynin volümünü, yani beynin küçülmesine sebep oluyor. Dolayısıyla biz bunu çok gerektiyse annenin artık doğum yapacak ve tabii ki ayı da 7. ay, 8. ay olabilir, 9. aylara gelmemiş olabilir ikiz gebelik. Dolayısıyla erken bir dönem olur. O dönemde artık kar zarar ilişkisinden dolayı bebeğin ciğerlerinin gelişmesi ve küvezde kalacağı süreyi azaltmak adına yapılabilir. Ama hiç böyle bir durum yok. Hasta günlük aktivasyon, günlük hayatını sürdürüyor. Erken doğum tehdidi yok. Ve bu hastaya durup dururken biz korumak amaçlı doğarsa diye ciğer geliştirici iğne yapmanın ne bir anlamı vardır, ne ispatlanmış bir artısı vardır. Dolayısıyla böyle bir şey doğru değildir. Anneler rahatlıkla günlük hayatlarını sürdürebilir. Eğer ki tehlikeli bir durum ortaya çıktığı zaman doktoru tarafından tabii ki bu iğne uygulanabilir. Konuşuyoruz. İkiz gebelik, ikiz gebelik. Tabii birçok riskler soruyoruz. Sakatlık, erken doğum riskleri, gebelikte oluşabilecek preeklampsi, gebelik şekeri, yani gebelik zehirlenmesi. Bütün bunlar tek gebeliklere göre fazla görünüyor. Böylece konuşmanın başında söylediğimiz gibi ikiz gebelik başlı başına zaten riskli bir gebelik. Riskli gebelikleri de mümkünse tabii ilinizde, çevrenizde şartlar oluşuyorsa bir perinatoloji uzmanınca takip edilmesi uygundur. Çünkü her an her şey değişebilir. Yani günlük güneşlik ortam varken birden fırtınaya yakalanabilirsiniz. Ya da düz yolda gidiyorken arabanızın lastiği birden patlayabilir. Birçok benzetme yapılabilir. Dolayısıyla perinatoloji uzmanıyla devam ettiğiniz takdirde bu olasılıkları, bu kötü olasılıkları erken teşhisi ve tedavisine yönelik veya komplikasyonları önleyici tedavinin uygulanması adına daha erken davranılabilir. Bu tabii ki perinatoloji uzmanlarını bütün hayalde bulamayabilirsiniz. Ama eğer ulaşabiliyorsanız bu konuda takiplerin perinatoloji uzmanınca yapılması uygundur. Doğum konusuna gelince de doğum konusunda tabii ki aynı tekil gebelikte olduğu gibi davranabiliriz. Yani tek gebeliğiniz varsa, her şey mümkünse, her şey şartlar uygunsa, bildiğiniz gibi vajinal doğum, normal doğumu, doğal doğumu tavsiye ediyoruz. Aynı şey ikiz gebelik için söylenebilir. Lakin önemli bir nokta var. Her iki bebek de baş gelişi ile geliyor gelmek zorunda. Yani bebekler ters gelmeyecek, yani poposuyla ya da yan gelmeyecekler. Her iki bebek anne doğum kanalına, birinci bebek de ikinci bebek de baş gelişiyle gelmek zorunda. Tabii ki bu konuda sadece iki bebek baş gelişince olunca doktorunuz doğuracak anlamına değil. Mutlaka doktorun da bu ikiz gebeliklerin doğumu konusunda
mutlaka mutlaka tecrübeye sahip olması lazım. Eğer doktorunuz yeterli bir tecrübeye sahip değilse, bunu açık yüreklilikle gösteriyorsa, tabii ki o zaman sezaryen yine tercih edilmesi uygun olacaktır. Dediğim gibi en önemli şey her ekibin başta gelmesi ve doktorunuzun tecrübeye sahip olması. Bu iki durum karşılanıyor ve bebeğin de kondisyonları, yani kilosudur, plasentasının yeridir, bütün bunlar her şey uygunsa neden olmasın? Vajinal doğum ikiz gebeliklerde de olabilir. Tekil gebeliklerde bildiğiniz gibi 9 ay 10 gün sürüyor gebelik, 285 gün yaklaşık. İkiz gebeliklerde böyle mi? Değil. Tekil gebelikler yaklaşık 40. haftaya tekabül eder doğum maksimum süresi. Yani 37 ile 40 hafta arası tek gebelikler doğurduğu zaman term bebek zamanında doğmuş diyoruz. İkizler için bu geçerli mi? Değil. İkizlerde ortalama doğum haftası 36,5-37 hafta arası diyebiliriz tüm doğumlar içinde. Ama ikiz gebeliklerde özellikle 37. haftan sonrasına pek bırakmak istemeyiz. Çünkü 37. haftan sonra 38. haftan itibaren ikiz gebeliklerde anne karnında ani ölüm riski artıyor. O yüzden mümkünse gebelikleri 36 ile 38 haftaya varmadan 37 hafta civarında ikiz gebelikleri doğurtmak yeterli olacaktır. Ortalama doğum kiloları ikizlerde yaklaşık 2-300-2-400 arasında değişmekte olup haftaları da 36-37 arasında değişmektedir. Gördüğünüz gibi 36-37 hafta doğan bir ikiz gebelik yaklaşık tek gebelik doğan 40 haftalık bir gebeliğe eşdeğer olacaktır. Baştan sona çoğul gebeliği, yani ikiz gebelikleri özetledik. Gördüğünüz gibi ikiz gebelik riskli olmakla beraber tekil gebelikten çok farklı davranmayı gerektirmiyor. Yani beslenmenize hafif bir miktarda artış göstererek devam edebilirsiniz. Abartma koşulu günlük aktivasyonlarınızda herhangi bir engel olmadıkça devam edebilirsiniz. Mutlaka bu konuda deneyimli bir hekim, mümkünse bir perinatoloji uzmanınca takip yapılmalı ve doğumun sonunda ikiz bebekleri kucağınıza sağlıklı almanız dileğiyle iyi günler diliyorum.